Merhabalar arkadaşlar, bir resmi transfer videosu ile tekrardan karşınızdayım. Bu videodaki ismimiz Atakan Akkaynak. Evet, Rizespor'un yeni transferi Atakan Akkaynak'ı inceleyeceğiz. İlk önce 2018-2019 özelliklerine bakacağız. Ajax Scout raporlarını alacağız arkadaşlar. Sonra FM Editör mevcut ve potansiyel yetenek rakamlarını inceledikten sonra 2025 yılına gideceğiz. Bakalım 2025 yılında Atakan Kaynak'ın profili gelişmiş mi yoksa düşüşe mi geçmiş yoksa aynı mı kalmış onu inceleyeceğiz. Evet, Atakan 99'lu, 19 yaşında, biz onu artık 20 yaşında diyebiliriz. William 2 ile sözleşmesi vardı. 625 bin euroluk bir piyasa bedeli söz konusu ve William 2 ile 30.06.2021 tarihine kadar 156 bin euro kazanıyor. Rol ve görev dağılımına gelelim. En verimli olduğu mevki merkez orta sahada defansif oyun kurucu destek arkadaşlar. Defansif orta sahada da oynayabiliyor. Hatta ofansif orta sahada da bile oynayabiliyor ama en verimli olduğu mevki de değerlendireceğiz onu. Defansif oyun kurucu destek pozisyonunda değerlendireceğiz. Boy 1.81, ağırlık 73, gayet uygun bir orta saha oyuncusu için. Kullandığı ayak sağ, kişilik oldukça azimli, medya gözünde orta saha, top almak için defansa kadar gelen, maçın temposuna yön veren, oyunun yönünü diğer kanada değiştirmeyi seven bir oyun yapısı var. Gelelim fiziksel özelliklerine. Çeviklik 13, dayanıklılık 10, denge 13, güç 10, hız 11, hızlanma 10, vücut zindeliği 15, sıçrama 10. Evet, dengesi çevikliği yaşına göre iyi. Dayanıklılığını, gücünü ve hız ve hızlanmayı bir tık bir öne çıkarması lazım. Ama mevkisi itibariyle hız ve hızlanmanın çok önemi yok. Sadece çeviklik, dayanıklılık, denge ve güçte birazcık gelişim yaşaması onu çok üst düzey bir oyuncu yapabilir. Yani yaşı itibariyle gayet güzel fiziksel özellikler diyebiliriz. Bildiğim kadarıyla oyuncunun, bir dakika bir şey daha bakacağım. Oyuncunun Türk pasaportu da var tabii. Diğer oyuncu da Türk pasaportu Atakan'ın. Zihinsel özelliklerine gelelim. Agresiflik 15, gayet iyi. Cesaret 13, çalışkanlık 13, karar alma 8. Biraz orada sıkıntısı var ki mevkisi itibariyle yüksek olmasını beklediğim özelliklerden biri. Kararlılık 16, gayet iyi. Konsantrasyon 7, liderlik 13, 18, 10 sezon 14, gayet yeterli. Özel yetenek 9, pozisyon alma 8, soğukkanlık 13, takım oyunu 17, topsuz alan 11, vizyon 13. Evet, karar alma dışında, karar alma mevkisi için önemli. O biraz düşük kalmış, geliştirmesi gereken yönlerden biri. Diğer zihinsel özellikleri yaşı itibariyle çok iyi bence. Yani gelişime açık zihinsel özellikler diyebiliriz. Tekniğe gelelim. Teknik 14, pas 14, ilk kontrol 13, bir defansif oyun kurucu için. Ki defansif oyun kurucu, ben size şöyle bir örnek vereyim. Sarri'nin kullanmış olduğu Chelsea taktiğinde Jorginho arkadaşlar. Defansif orta saha ama teknik olması çok önemli. Onu oyun kuracak, arkada da oyun kuracak ve oyunu yönlendirecek isim diye nitelendirebiliriz. Teknik 14 gayet yeterli. Pas 14 iyi. İyi kontrol 13 iyi. Daha yaşı 19 olduğunu unutmayalım. Dribbling 11, orta yapma 11, penaltı 13, frikik 11, uzaktan şut 14 gayet iyi rakam. Top kapma 11 de bence iyi. Yani duran topları, duran top özellikleri biraz düşük olsa da arkadaşlar, şöyle baktığımda teknik ve zihinsel özellikler açısından iyi. Fiziksel özelliği açısından iyi olabilecek bir profil görüyorum. Yani kiralık olarak aldılar bildiğim kadarıyla. Yani parlatıp geri gider mi bilmiyorum ama büyük bir potansiyel barındırıyor gerçekten Atakan Akkaynak. Peki Ajax Scout'ta ne demiş? Şu an Hollanda 2 seviyesinde bir futbolcu, ileride Eredivisie'de oynayabilecek seviyede bir potansiyele sahip. Atakan'ın gelecekte kendisini geliştirebileceğine dair bazı şüpheler mevcut. Dolayısıyla başka oyunculara odaklansak daha iyi olabilir demiş Ajax Scout'ları. Yani kısaca Atakan gelişebilir ama risk mevcut. Başka oyunculara yönelim demişler. Eksilere gelelim. Başarılı bir oyuncu olabilmesi için daha istikrarlı olması şart. Dil öğrenmesi gerekiyor. Markaj konusunda daha iyi olması gerekiyor. Kaliteli rakiplerle olan maçlarda rahat oynayabilmesi için konsantrasyonunu artırması gerek. Ve Atakan bir arkadaş grubuna kolayca dahil olabilecek biri değil. Artılara gelelim. Takım olan uyumu çok iyi. Kararlı denebilecek bir karaktere sahip. Cesareti ve çalışkanlığı oldukça iyi bir takım oyuncusu yapıyor. Birden fazla mevkide oynayabiliyor. Ve oyuncu defansif orta saha pozisyonu için eğitilebilir demiş Ajax Scout'lar. Ama teknik yönü ve gelişim potansiyeli var. Ancak riskli raporu vermişler. Gelelim FM Editör'e. Evet, 107 mevcut yetenek, 142 potansiyel yetenek. Çok iyi bir potansiyel yetenek. Evet, Türk pasaportlu bir orta saha oyuncusu için 142 cidden iyi bir potansiyel yetenek rakamı. Yani potansiyel rakamına ulaştığında şöyle diyebilirim ki Süper Lig'deki 4 büyük takımın hepsinde oynayabilecek kalibreye gelir Atakan. Güzel rakamlar. Gelişime de açık. FM Editör hala oyuncunun gelişime açık bir profil olduğunu söylüyor. Bakalım 2025 yılında bu gelişimi sağlamış mı, birazdan göreceğiz. Şöyle kısa bir kariyer geçmişi yapalım. Leverkusen'den çıktı arkadaşlar ama Leverkusen'de çok forma şansı bulamadı ve bedelsiz olarak Willem II'ye gitti. Yani şimdi şurada Leverkusen'den bu oyuncu boşa çıkıyor.
2018-2019 sezonu başı, geçen sezon başı. Türk pasaportu var. Gencecik bir oyuncu. Abi 18 Türk kulübü, birincilikliklerden bahsediyor. Hiç mi biri görmedi de bu oyuncu Villemiki'ye gitti? Gerçekten araştırılması gereken konu. Yani bir scout raporu gelmemiş. Şu oyuncuların sözleşmesi bitiyor. Bakın şunlara, gencecik. Evet bu sene yapılıyor. Bu sene yapılıyor ama iş işten geçiyor. Gidenler gitti işte. Bu sene Trabzon gençlere yöneldi. Galatasaray elinde bonservis olan futbolculara yöneliyor. Çünkü dolar kuru sebebiyle mali durumlar berbat oldu. Berbat oldu ama işte kaçan bir oyuncu daha. Yani ne kaybedersiniz? Ne kaybederdiniz? Atakan'ı kadronuza kattınız. Öyle diyeyim arkadaşlar. Evet. Atakan Akkaynak gelişimi oldukça mümkün bir oyuncu. Yani gelişime açık bir oyuncu arkadaşlar. Teknik, zihinsel ve fiziksel anlamda. FM editör rakamlarının iyi olduğunu düşünüyorum. Bakalım yeteneğine ulaşabilmiş mi, potansiyel yeteneğine. Şimdi 2025 yılına gidip onu göreceğiz. Çaykur Rizespor için iyi transfer. Ama 2-3 sene sonra bence esas Atakan'ı izleyebiliriz. Rizespor'da direkt girip oynayabilecek bir performans gösterecek mi? Onu da merak etmiyor değilim. Evet, 2025 yılına gidiyoruz arkadaşlar. İşte karşınızda Atakan Akkaynak'ın 2025 yılı profili. Evet, 1 Haziran 2025 tarihindeyiz. Atakan 26 yaşında bir kez de Türk milli takım formasını giymiş. Kayseri Spor'a gelmiş. Evet, Doğu Türkiye'ye yine kesişmiş hem oyun editörüne, oyun motoruna göre. Piyasa bedeli 5,5 milyon euro ve 793 bin euro kazanıyor Kayseri Spor'dan. Evet, hala merkez orta saha en verimli olduğu bölge. Bakalım 1.81 boy, 73 kilo ağırlık. Kullandığı ayak sağ, kişilik oldukça azimli, medya gözünde orta saha, sık sık bitirici paslar deneyen, top almak için defansa kadar gelen, maçın temposuna yön veren, oyunun yönünü diğer kanada değiştirmeyi seven bir oyun tarzı. Evet, fiziksel özelliklerdeki gelişim dikkat çekici, çeviklik 15, dayanıklılık 11, denge 14, güç 13, hız 12, hızlanma 11, vücut sinyali 16, zıplama, sıçrama 13, gayet yeterli, gayet yani Süper Lig seviyesindeki takım için gayet iyi fiziksel özellikler diyebiliriz. Zihinselde de, evet arkadaşlar, zihinselin de iyi olduğunu görüyoruz. Agresiflik 15, cesaret 13, çalışkanlık 13, karar alma 11, kararlılık 16, konsantrasyon 9, liderlik 15, ön sezon 14, özel yetenek 11, pozisyon alma 10, soğukkanlılık 14, takım oyunu 16, top salon 13, vizyon 13. Gerçekten burada da gelişim, evet, fiziksel ve zihinsel olarak olumlu yönde gelişmiş Atakan'ın profili. Teknik olarak da teknik 15 olmuş, pas 14, ilk kontrol 13, dribbling 12, orta yapma 11, top kapma 11, uzaktan şut 15 olmuş. Yani her anlamda teknik, zihinsel ve fiziksel anlamda her anlamda geliştiğini söyleyebiliriz Atakan Akkaynak profilinin. Peki bakalım neden, nasıl olmuş FM editör rapor puanları? 129'a gelmiş, potansiyel yeteneği 142, hala daha gelişebilir diyor arkadaşlar. FM editör hala oyuncunun gelişimi açık olduğunu söylüyor ki 129 mevcut yetenek puanlı profili bile bence mevkisi itibariyle hiç fena değil. Yani güzel bir profille karşı karşıyayız. Gelecekte isminden de sık sık söz edebiliriz Atakan'ın. Peki neden transfer listesinde? Yani onu da merak ettim. Bu oyuncu artık kulüp planları içinde yer almadığı için tarihinde transfer listesine konmuş. İlginç. Şöyle bakalım kariyer geçmişine. Evet, Villemiki'den 2021-2022 sezonu Beşiktaş'a geliyor, 4.4 milyon euro. İlk sezon 13 maç, ikinci sezon 4 maç oynuyor. Oradan tutunamıyor Beşiktaş'ta, Kayseri Spor'a gidiyor, 1.8 milyon euro 2023-2024'te. İlk sezon Kayseri Spor'da 31 maçı var, ikinci sezon 28 maç oynuyor. Aslında iyi maçlara çıkmış, maç sayısı oldukça yeterli. Ama Kayseri Spor nedense onu transfer listesine koymuş. Evet, Türk pasaportlu genç oyuncu Atakan Akkaynak Rize Spor'un yeni transferini inceledik arkadaşlar. Gelişimi gerçekten güzel yönde olmuş ve hala FM editör Rize oyuncunun gelişebileceğini söylüyor. Hiç fena bir transfer olmadığını düşünüyorum Rize Spor için. Umarım Türkiye'de iyi bir performans gösterir ve Türk milli takımını seçerek uzun yıllar Türk milli takımına hizmet eder Atakan Akkaynak. Genç futbolcular candır arkadaşlar. Son noktayı öyle koyalım ve bir transfer dedikodusunu videosunda noktalandıralım. Evet, izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olursanız mutlu olurum. Kariyer hikayelerimiz devam edecek ve farklı konseptlerdeki videolarla karşınızda olmaya çalışacağım. Hoşçakalın. Futbol Menajer 2019'da kalın.